görmüş olduğunuz Bursa şapkasının kalıbı. Bizim yörenin yani Bursa'nın. Şimdi keseceğiz, dikeceğiz. Dikişlere dediğim gibi kalıbın şeyi tutması gerekir. Şimdi bunu mesela usulen kesmemiz lazım, biliyor musun öyle? Ya şimdi mesela bazı şapkalar mevsime göre olur, yani kış kalın olur, ince olur ama her mevsim giden bir kumaş bunlar yani şimdi. Normal kumaş. Böyle çizelim. Bunu içine koyacağız ya. Şeyden edeyim, makinelerin bazıları son zaman ceyranlı oldu. Ayakta makineydi o zamanlar. Ayakta çeviriyorduk. Bazılarını geçiyoruz, içine şey yapmasın. Şimdi bu bitti. Bunu şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunu şişirdiğini takacağız. Ondan sonra ütüye sokacağız. Benzedi mi biraz daha? Kalıba girsin. Bursa şapkasının kalıbı bu. Şimdi buhara koyalım. Ütülenecekmiş. Şu anda şeyin yanmasını bekliyoruz. Kaynamasını bekliyoruz onu. Şu anda örtelim artık. Bu da Elazığ şapkası. Yani benim babamın şapkası vardı. 8 köşe derler ya. Yani onlardan mı? Türkler var ya. Bunlar Hüseyin Doğal. 1965 senesinde bu mesleğime başladım. Aşağı yukarı dediğim gibi 10 sene çıraklığım döneminde askere gidip geldikten sonra kendime başladım. 70-75'de falan başladım yani aşağı yukarı o şehirde. İlk tane dediğim gibi başladığımız zaman zaten 2,5 lira haftalık oluyorduk. Usta Mehmet'im küçük Yılmaz. Mehmet Emin küçük Yılmaz. Onun yanında yanan handa başladık zaten oraya biz. Aşağı yukarı dediğim gibi bizim zamanımızda 4-5 tane şapkacı vardı. Ama şimdi hiçbir tanesi kalmadı artık. Bu meslekleri öğrenen de yok. Son şeyiz artık yani. Elazığ yöresinin şapkasıdır. Şu İstanbul şapkasıdır. Bu Balıkesir şapkasıdır. Bu da Bursa şapkasıdır. Bizim genelimiz de Bursa'nın bu şıçırtı olur. Bak buraları. Şeyli olur, düğümleri olur. Yani bizim yöremizin şapkası bu. Şimdi bunu bir tanesini çıkaracağız, bir tanesini koyacağız yerine. Sırayla. Eski sanatları şey yapan yok artık, yok.
Şapkacı diyor. Eline sallıyor, tamam. Mustafa Kemal Paşa'mızın, belki de Bursa'mızın, belki de bölgemizin son şapka ustası Hüseyin amcamızın yanındayız. İşte nasıl şapka yapılır, hangi aşamalardan geçer, hepsini tek tek gördük. Tabii artık Hüseyin amcamız bu mesleğin son temsilcisi. Gönül isterdi ki bu meslek devam etsin. Artık endüstriyle de fabrikaya döndü her şey. Ailemeye göz nuru burada hem şapka üretiyor hem de sipariş üzerine elekli inşa ediyor. Biz kendisinden çok memnun olduk. Bir ustayla, bir zanaatkarla beraber olmaktan çok son derece mutlu olduk. İnşallah bu meslekler son bulmazlar ve tarih boyunca devam ederler. Ama ne yazık ki çırak yanında yok. Bu tarihi yaşatmak istedik. Sağ olsun Tema Vakfı Başkanımız Ramiz abimiz, hocamız da bizle birlikte bu şahitliğimize ortak oldu. Ben hem Ramiz Bey'e hem de son ustamız Hüseyin amcamıza teşekkür ediyorum. Eller dert görmesin, Allah uzun ömürler versin diyorum. Tüm ilçe halkıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Selam olsun bakalım Hüseyin abime. Devam etsin bu şapkalardan yapmaya, satmaya.